Moi TV'den hepinize merhaba. Bugün ekip arkadaşlarımızdan Gizem, Mall of İstanbul'un bu kocaman dünyasında kayboldu. Bizimle birlikte onu bulmaya ne dersiniz? Mall of İstanbul'u avucumun içi gibi bilirim diyenlerin programı Moi'deyim başlıyor. Evet, beraber şu anda bir yarışmacı arkadaş bakıyoruz. Umarım birazdan başlayacağız programa. Şöyle gidelim. Bayağı da kalabalık var. Bir tane buluruz değil mi? Şu tarafta bayağı bir kalabalık var ya. Bu tarafa gidelim. Evet, Mall of İstanbul'un nabzını tutmaya devam ediyoruz. Buradaki arkadaşlardan bir tanesi de birazdan Moi Park'a da gerçi yaklaşmışız ama Gizem de orada çünkü dönen karıncanın içinde. Ama şimdi bir kişiyi bulacağız bakalım. Şuradan birisi bana baktı ama hala bakıyor. Gitsem mi acaba? Neyse, gittiler artık, çiftlermiş zaten. Hadi o zaman şöyle biraz konuşamıyorum ya. Şöyle biraz yürüyelim de. Hadi bak. Hadi. Hadi ya. Biraz daha yürüyelim o zaman. Evet, bu hafta Moi Park'tayız. Bakalım yarışmacımız kim olacak? Merakla bekliyorum. Serhan bize kime bulacak? Aslında Moi Park bulunması gereken çok kolay bir yer. Hiç olmazsa çok müzik var. Ve burası Avrupa'nın en büyük oyun oyun alanlarından bir tanesiymiş. Bir sürü şey var ve yaş grafiği olarak da yani 3 yaşındaki çocuk da buraya gelebilir. 18 yaşındaki çocuk da gelebilir. Bakalım nasıl bir program olacak. Biz şu anda Atlı Karınca'dayız. Çocuklar için olandayız. Bakalım bizi ne zaman arayacaklar? Arayan kişi 10 dakika içinde beni bulabilecek mi? Daha önce Mall of İstanbul'a gelmiş mi? Biraz sohbet edeceğim onunla. Nasıl gidiyor Can? Fena değil dedi. Kolay değil bu da saatlerce böyle şey yapmak. Dönüyoruz. Saatlerce dönüyoruz. Evet, şurada bir arkadaşımız var. Ona doğru gidelim hemen. Umarım. Merhaba. Merhaba. İsminiz? Oğuzhan. Oğuzhan, okuyor musunuz? Evet. Çok sık geliyor musunuz Mall of İstanbul'a? Yani fırsat buldukça, yakın evimiz, geliriz. Çok güzel. Çok küçük bir yarışmamız var. Programımızın adı Moi'deyim. Ekip arkadaşlarımızdan, sunucu arkadaşlarımızdan Gizem, Mall of İstanbul'un içerisinde bir yerde kayboldu. Birlikte onu bulacağız. Evet. Oğuzhan, sana yarışmanın kurallarından bahsedeyim. Ekip arkadaşımıza ikinci katta mısın diye soru sorabilirsin. O sana sadece evet hayır diye cevap verecek. Üçüncü katta mısın dersen mesela oradaysa evet diye cevap verecek. Üzerinde kırmızı renkli bir tişört mü var diye sorarsan hayır diye cevap verecek. Ve onun yönlendirmeleriyle sen onu bulmaya çalışacaksın. Tamam. Tamam, o zaman hemen ben Gizem'i arıyorum. Evet, şu anda Serhan beni arıyor. Gizemciğim merhaba. Şimdi arkadaşımız Oğuzhan'la beraberiz. Kendisine evet Oğuzhan arkadaşımızla beraberiz. Telefon ve mikrofon ona veriyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Sana bırakıyorum şu anda. Soru. Yani ben evet ya da hayır diyeceğim sana. Pardon. Ama Oğuzhan'cığım böyle olmaz ki. Kaçıncı? İkinci. Yok, hayır. Ay. Üzdüm sana şimdi katta. Hayır dedim diye ya. Ne, bir daha söyle. Üçüncü katta mısın peki? Hayır, orada dedim. Hiç işim olmaz oraya. Hep diyetteyim. Evet hayır diye cevap vereceksin değil mi bana? Ha evet, ama arada sohbet edeceğim seninle. Tamam.
Yani eğer sen de kabul edersen. Tabii. Oğuzhan kaç yaşındasın? 18 yaşındayım. Ay 18. Üniversite sınavına evet. Girdin mi? Yok seneye. Seneye hadi bakalım inşallah olur. Evet. That takes me away. Üçüncü kartta sordum hayır dedin. İkinci kartta sordum hayır dedin. O zaman sıfırıncı. Yani evet diyeyim bari. Başka katta kalmadım. O zaman aşağı geliyoruz. Yani sana zahmet olmazsa gel. Oradan gelmek zor olacak ama hadi bakalım. Ne yapmaya? Genelde alışveriş yapmaya geliriz. Hangi mağazalara? Hala pek bir mağazamız yok. Öyle sabit gibi. Ne bulursanız. Zaten burada o kadar çok mağaza var ki. Evet. Hepsini gez bitiremiyorsun da. Evet. Yürüyen merdivenden oraya doğru geliyoruz. Tamam gel bakalım biz de burada seni bekliyoruz. Nerede olduğumu söylemeyeceğim sana ama güzel bir yerdeyim. Ay. İnşallah zamanında ulaşırım. Evet zaman var biliyorsun değil mi? 10 dakika mı? Evet. 15, 10 dakika. Evet. 10 dakika var evet. Senin. İnşallah bulursun yani. Bulamazsan da sonunda ölüm yok canım Oğuzhan'cım ne yapalım? The road is clear. Bence burayı bulursun. Sen burası nasıl bir yer biliyor musun? Yani mutlaka herkesin geldiği bir yer ve zaten sen. O eğlence yeri. Orası neresi? İsmini unuttum şimdi. Neyse adını bilmiyorum. Nasıl bilmezsin burayı ya? Teessüf ederim. Heyecandan unuttum şu anda. Heyecanlandı. Heyecanlanma ya. Şurada iki oyun oynuyorum. Girişi nerede? Yeri biliyorum. Bir de tam giriş yerini bulabilsem. Aa bak yeri bilmen önemli. Ben neredeyim onu da bulacaksın. 12 bin metrekarelik alana yayılan Moi Park iki kattan oluşuyor. Alt katta gençler ve genç kalanlar aileleriyle beraber gelebilir ve evde eğlenebilirken üst katta ise 4-10 yaş çocuklar için özel bir alan var. If you wanna party, join the Soca Boys Gang. The Soca Boys Gang. The Soca Boys Gang. If you wanna party. Geldin mi? Sen neredesin? Şu anda sahnenin orada. Oradaydım. Moi Park'a giriyorum. Moi Park'tasın değil mi? Evet, doğru, tamam, lütfen. Oradayım. Şimdi seni bulmam lazım. Şimdi ama çok ben kötü. Neredeyim onu bulman lazım. Ben hangi alandayım, hangi oyuncaktayım? İşte şimdi onu bulacağım. Bak burası iki kattan oluşuyor. Birinci katta mıyım, ikinci katta mıyım, neredeyim? Ha, burada da bir de bir ikili bulacağım değil mi? Evet. Aa, kötü oldu işte. Hoş geldin, Ramazan yazıyor. Onun orada olabilir misin? Yok, değilim. Orada da değilsin, peki. Olsan ben seni gördüm. Beni gördün, o zaman bu katlısın. Gişenin orada mısın? Ya gişenin orada ne işin var? Ben bir oyunun alanındayım. Yani şey bir oyuncaktayım. Dönme dolapta olabilir misin? Evet Oğuzhan. Zor oldu. Yani bir alt kata indim. Bu kata çıkmak oradan buraya. Zorladı mı seni? Yani biraz doğru. Sen sohbet oldu. Doğru. Evet. Ben heyecan olduğu için. Biraz zor oldu benim için. Heyecanlanacak bir şey yokmuş ama. Evet. Evet, Oğuzhan 10 dakika içerisinde Gizem'i buldu. Kendisine şu anda Moi Park'taki Moi Fan Kart'tan hediye ediyorum.
Yaşamın en eğlenceli Smoy TV'den hepinize merhaba. Smoy TV'nin en neşeli programı Neşeli Tabaklarıyla karşınızdayız. Bakalım bu hafta Mall of İstanbul'un hangi özel lezzetini sizler için hazırlayacağız? İtalyan mutfağı deyince aklımıza Merble gelir. Bu hafta Merble'da Faruk Şef'le beraberiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta bize pizza mı yapacaksınız, makarna mı? Bugün size hazırlayacağımız ürün Tagliati di Manzo olup dünyanın en iyi İtalyan mutfaklarının yerini almış bir ana yemektir. Peki, o zaman seyircilerimize malzeme listesini gösterip yapımına geçelim. Başlıyoruz. Şimdi öncelikle Tagliati di Manzo'ya başlayacağız. Hı hı. Etimizi ızgaraya vereceğiz. Ne eti bu? Bu dana eti. Dana eti. Peki evet. Önceden bir şey yaptın mı sen? Tabii, önceden marine ediyoruz etimizi. Şu şekilde. Neyle? Malzemeler zeytinyağı, defne yaprağı, rozmarina, tane karabiber ve 36 saat marine edilmiş şekilde bekliyor yani. 36 saat. Evet. Dana etini. Evet. Tamam. O zaman başlayalım istersen. Başlayalım. Ben de senin bugün bir yamağınım, öyle mi oluyor? Yardımcın oluyorum. Evet. Bana da söyleyebilirsin yani. Ustam, eti hayvanı neresinden yapıyorsunuz? Hayvanın iç bonfile kısmından. Daha evet. Lezzetli mi oluyor? Evet. Of. Yine ateş çıksa ne evet. Ateş? Öncelikle etimizi mühürlüyoruz. Çünkü etin içindeki kan kalsın diye, kurumasın diye. Öncelikle mühür yapıyoruz etimizi. Önlü arkalı hemen. Evet, önlü arkalı mühür. Sonrasında ise bir taraftan da malzemelerimizi hazırlıyoruz. Malzemelerimiz ne yapıyorsun? Şöyle, yanında mevsim sebzeleri hazırlıyoruz. Tamam. Bunlar buharda pişmiş, nerede pişirdin bunları? Buharda pişmiş, evet. Tamam. Nasıl yapayım ustam? Öncelikle şöyle şunu kaldırın, içine dökelim. Şimdi etimizi çevirelim bir. Çok lezzetli gözüküyor. Evet. Ustam, biz bu... şeyleri, sebzeleri nasıl yapıyoruz? Sudan açıyoruz sebzelerimizi. Tamam. Evet, bırakalım öyle suya. Kaç dakika? Yaklaşık bir iki dakika kadar açacağız. Daha öncesinden haşlanmış oluyor çünkü sebzelerimiz. Ha, evet. Tamam. Onun içinde tavada tabii onları sosluyoruz sebzelerimizi. Ne sosu? Fesleğen sosu. Fesleğen. Evet. Fesleğen, zeytinyağı var bir de. Evet, fesleğen ve zeytinyağı. Fesleğen ve zeytinyağı. Evet ve sarımsak da biraz. O da sarımsak. Evet, ve sarımsak ya, evet. Zeytinyağı İtalyan mutfağının vazgeçilmez mi? Evet, İtalyan mutfağının vazgeçilmez ve bizim mutfağımızda da İtalya'dan geliyor. Evet. Tamam. Bunun altını kısık açalım. Onun yanında da bu kısık ateşte mi bunu yapıyorsun? Şu an kısık ateşte, biraz ısınsın. Tabii daha sonrasında sebzelerimizi attıktan sonra ateşini vereceğiz. Ha. Yüksek ateşte yapacağız. Tamam. Bu porcini mantar. Bunun ne özelliği var diğer mantarlardan? Diğer mantarlardan bu biraz daha mantar tatlıdır. Bunu da şöyle hazırlıyoruz. Öncelikle temizliyoruz. İyi temizlenmesi gereken bir mantar çünkü. Sonrasında havuç, içine katılan malzeme havuç, soğan ve krema döküyoruz. Hı. Ateşte biraz kavuruyoruz bunu. Katılaşınca hazır oluyor. Bunu neyde kullanıyorsun? Sebzede mi, ette mi? Bunu etin üzerine sos olarak kullanıyoruz. Ya, evet. Tamam. O zaman onu herhalde biraz ısıtacağız. Bunu hadi. Şöyle önce mantarımızı dökelim. Tamam. Sonrasında ise kremamız var. Krema ilave ediyoruz. Evet, etimizi bir kez daha şöyle çevirelim. Mühür yapalım iyice. Herhalde şey kaynamasını bekleyeceğiz. Evet. Kremanın. Evet. Eti çıkmaya yakın hazır olacak o.